Değerli arkadaşlar, ben yerel yönetimlerden sorumluyum. 21 yıl belediye başkanlığım var. Daha hayatım da hep belediyecilikle ilgili oldu. Gerek bakanlık, gerekse genel başkan yardımcılığı. Cenab-ı Hak da benim kaderimi böyle yazmış. Hiç şikayetim yok. Şunu bütün samimiyetimle söylüyorum. Belediyecilik bizim işimiz. Bizim gibi inanan insanların işi. İnsanla aşık olan, insanını seven, ona hizmet etmeyi ibadet gibi gören insanların işi. Her yerde iftihar ederek söylüyoruz. En son 2019 seçimlerinde bazı büyükşehir vilayetlerinde moral bozucu sonuçlar çıksa da biz Cumhur İttifakı olarak yine halkın %70'inin teveccühünü aldık ve ona hizmet ediyoruz. 1390 belediyeden 805'i AK Partili, 230 tane belediyemiz de Milliyetçi Hareket Partili. Topladığımız zaman 1030 belediye diyor. İlçeler, beldeler ve şehirler bazında bakıldığı zaman tam nüfusun %70'ine hitap ediyoruz ve hizmet ediyoruz. Çok şükür arkadaşlarımızın hizmetten yana bir sıkıntısı yok. İyi niyetliler ve her gittiğimiz yerde de elhamdülillah arkadaşlarımızın hizmetini gördükçe de iftihar ediyoruz. Çünkü bizim amacımız hizmet. Hizmetten başka da bir şey düşünmüyoruz zaten. Ama son dönemlerde bir başka farklı bir anlayış çıktı. O da özellikle sol belediyelerin yapmış olduğu algı belediyeciliği. Hizmet etmeye niyetleri yok. Hizmet etmeye niyetleri olmadığı gibi iş bildikleri de yok. Sadece algı operasyonları için dehşet paralar harcıyorlar. Mesela İstanbul'da ajanslara verdikleri para İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 845 milyon lira. Deprem gelecek diye herkes feryat ediyor. Deprem için hazırlık parası 495 milyon lira. Sosyal tesisler için ayırdıkları para 12 milyon lira. Ama algı çekmek için, operasyon için ajanslara verdikleri para tam 845 milyon lira. Nedir bu algı? Doğru bir şeyin algısını yapıyorsanız, işte başkanım çalışkan diyorsanız doğru bir şeyin algısını yaparsınız. Ama olmayan bir şey olmuş gibi, var olmayanı varmış gibi, milleti kandırmak üzere yalanlara dayalı bir iş yapıyorsanız bu hakikaten lanetlenecek bir şeydir. Bu son dönemde ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliğinde böyle görüyoruz. Ne demişlerse tersini yapmaya da devam ediyorlar. İşçi çıkarmayacağız dediler. Adana, Mersin, Ankara ve İstanbul'da 20-25 bin tane emekçi işten attılar. Üstelik de işten atan bunlar namussuzdur, şerefsizdir dediler. Yine de işten attılar. Önümüzü kesiyorlar diyorlar Cumhur İttifakı'nın meclis üyeleri. Halbuki biz de AK Parti olarak Milliyetçi Hareket Partisi'ndeki arkadaşlarımız da meclis üyelerimize diyoruz ki evet başkan CHP'li olabilir. Hayırlı bir iş getirmişse destekleyin diyoruz. Asla millete hizmete mani olmayın. Gelen kararların da %98'ini kabul etmişiz üstelik. Bakın %98'ini. O haldeyken yine hala bir algı peşinde koşmaya, önümüzü kesiyorlar diye yalan söylemeye devam ediyorlar. Maliyeden bir kuruş paraları kesilmiyor. İller Bankası'ndan paralar kesilmiyor. Herkesin aldıklarını alıyorlar ama ağlamaya da devam ediyorlar. Keşke onlar da hizmet etmeyi düşünseler. Bir de çok aşırı çıkışlarla işte iki gün önce, birkaç gün önce veyahut da Bolu Belediye Başkanı'nın yaptığı gibi kötü işlerle gündeme gelmeseler. Bir taraftan faşizan bir tutum içerisinde ırkçılığı hortlatacak vaziyette konuşmalar. Bir taraftan birkaç gün önce yapmış olduğu bir hanımefendiye o çirkin tutum. Keşke bunlarla gündeme gelmeseler de sokakları süpürdükleri zaman, temizlik yaptıkları zaman, park bahçelerde hizmet ettikleri zaman İnsanların duasını alarak gündeme gelseler. Ama biz bunlara bakarak yolumuzu değiştirecek değiliz. Biz gerek AK Partili, gerekse Milliyetçi Hareket Partili belediyeler olarak hizmete devam edeceğiz. Milletimize hizmet edeceğiz, onların duasını alacağız. Bu vesileyle geldiğimiz Çankırı'da da gerek Vali Bey'e, il teşkilatımıza, tabii gelmişken de belediye başkanımıza uğramazsak olmaz. Hatır sormadan, neler yapabiliriz diye istişare etmeden olmaz. Onun için geldik. Başkanımı da tebrik ediyorum. Allah kolaylık versin diyorum. Bize düşen bir görev olursa, bir emir olursa onu da getirmeye hazır olduğumuzu ifade ediyorum. Hayırlı günler diliyorum arkadaşlar. Efendim bir soru sorabilir miyim?
Estağfurullah. Şimdi burada bir kent meydanı projesi var. Bunun oluşmasında sizlerin de katkısı bulundu. Fakat hemen yanında da valilik binası var. Şimdi burada da farklı bir proje düşünülüyor. Yani şimdi Cumhur İttifakı üyeleri arasında bir anlaşma olur mu var? Bu projeler birleştirilse de bu meydan daha geniş olsa. Arkadaşlar bu olayı başından beri takip ediyoruz. Başkanım da biliyor zaten. Aramızda herhangi bir ihtilaf yok. Hiç kimse endişe duymasın. Buraya güzel bir meydan kazandırılacak. Bir araya gelip oturacağız. Ufak tefek engeller kaldı. Ciddi bir engel kalmadı. Onları da hep birlikte aşacağız. Hiç kimse endişe etmesin. Yani burada yapılacak projede hepimiz iftihar edeceğiz. Başkan da onu gerçekleştirecek Allah'ın izniyle. Hiç kimse endişe etmesin. Yani o konuda sıkıntı yok. Bu projede birleştirilecek. Bunu mu anlıyoruz? Evet. Birlikte o işi çözeceğiz Allah'ın izniyle. Hiçbir sorun yok. Ülkemizde sağlık sektörü özellikle ve dünyada olmayan destek ve hizmetler gerçekleşti. Bu süreçte bütün belediyelerimiz, özel idarelerimiz maalesef bundan etkilendi. Ama çok şükür bu dönemde dahi sizlerin desteğini ve yardımlarını her zaman hissettik. Allah razı olsun devletimizin. Sağ olsun Sadır Başkanımla sizler hep destek oldunuz. Biz hiçbir zaman bir ayrım görmedik. Gerek bakanlık nezdinde olsun. Görüşebildiğimiz sürece mümkün mertebe desteklerimizi aldık. Dün yine Sayın Bakanımızı ziyaret ettik. Çankırı olarak Sayın Genel Başkan Yardımcımız Hemmi Hanım da eşlik ettiler sağ olsunlar. Orada da bununla da ilgili ve Çankırı'da yapacağımız hakikaten bu yıl seçimden önce yatırımlar yılı ilan ettik başkanım. Çok büyük projelere imza attık. İnşallah bizim bir gerekçemiz de yok. Vatandaş hizmet bekliyor. Sizler genelde, bizler yerelde elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Bu yıl çok büyük 5-6 tane projemizi hayata geçireceğiz. İnşallah. Biz şehir ve ülke sevdalısı insanlarız hep beraber. Bunun için de hiçbir şey bahane edecek durumumuz yok. Bize sürekli destek oldunuz. Bunun için de ben ayrıca teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Ayaklarınıza sağlık. Thank you.